Bugün arkadaşlar benim seçtiğim projede nasıl bir veri tabanı oluşturmamız gerektiği üzerinde duracağım arkadaşlar. Temel olarak bir online kitap satış sistemi düşünüyorum. E-ticaret sistemi düşünüyorum. Benim yapacağım projede. Bunun için yapmamız gereken tabloların listesi ve tabloların ilişkisel yapısı burada gösteriyorum. Genel itibariyle arkadaşlar bir üyelik sistemi var. Yani customer, müşteriler dediğim bir üyelik sistemim var. Bu users'lar dediğim admin'e girecekler için tanımlamayı düşünüyorum. Eğer bir üyelik sistemi sadece bir tane üyelik sistemi yapacaksanız bu şekilde olabilir. Admin yetkisi verecekleriniz admin'e girebilir. Üye olanlar alışveriş yapar sadece. Yani admin'e giremez. Böyle bir tek tabloda da yapabilirsiniz. Karmaşayı biraz önlemek için. Ben geniş haliyle aldım ki kısıtlamanız gerektiği zaman siz de bu şekilde kısıtlayabilirsiniz. Ana ürün tablomuz ürünler arkadaşlar. Product. Burada dikkat ettiğim husus arkadaşlar, buradaki verilerden ana sayfada göstereceklerim, yani ana sayfada gösterilenler için bazı standart alanlar koydum. Bunlar nedir? Title, yani çünkü tablo kategorilere tıklıyorum, bir title göstermem lazım. Tıkladım kategoriye. Ürüne tıklıyorum, tıkladım ürüne. Yukarıda title'ını göstermem lazım, keyword'ünü göstermem lazım, description'ı göstermem lazım. Bunun için bakın product'ta title, description, keyword. Kategorilerde aynı title, yani adı aslında. Description, keyword. Haberlerde title, description, keyword. Sıkça sorulan sorularda title, description, keyword. Diğerlerinde yok çünkü diğerleri sayfada gösterilen bir veri değil. Sayfada gösterilen verinin bazı standartlar olması gerekiyor. Yani arama motoru optimizasyonu, SEO dediğimiz bu tagları o veri alanlarına eklememiz lazım. Buradaki ilişkisel yapıya baktığımız zaman örneğin product ID imajla kullanıldı. Bu ID aynı zamanda order details de var. Order yani sipariş olayımız söz konusu. Hangi alanlar mesela customer'da kişinin hangi şehirde olduğunu site şehirler diye bir tablo oluşturup oradan getirebiliriz. Her şey dinamik gelmesini istiyorsa o şekilde getiriyoruz. Burada işte türler var. Türün ID'sini de şeyden getiriyoruz. Türler tablosundan getiriyoruz. İşte yorumlar var. Yorumun hangi ürüne yapıldığını product ID'den, kimin yaptığını customer ID'den ilişki kuruyorum arkadaşlar. Ürünün kategorisi varsa kategori ID ile ilişki kuruyorum. Kategorilerin iç içe yapısını parent ID, ID yani kategorinin ve alt kategori yapısını, sonsuz kategori deniyor. Yani bu mantığa, bu kurduğumuz yapı sonsuz kategori mantığıdır arkadaşlar. Yani alt alta istediğiniz kadar iç içe kategori tanımlayabiliyorsunuz. Yani tek tablo üzerinde. Tek bir tablo üzerinde tanımlayabiliyorsunuz. Bunun dışında işte yayıncı mesela istedik. Yayıncının ID'sini şurada bağladım. Yayıncıyı oradan getiriyorum. Bir alışveriş işlemim var. Alışveriş işlemim bu bir alışverişte bir kitap alacak olursak mesela bir alışverişimiz var. Örneğin bu alışverişte alacağımız tek ürün varsa, yani sadece tek ürün alınabiliyorsa, o zaman order, sipariş ve sipariş detay tablosuna gerek yok. Bir tane sipariş gerek var. Orada siparişin yapanın adı, soyadı, adresi, telefonu, ondan sonra o ürünün fiyatı, tutarı, bilgisini tutar, kaydederiz. Ama bir sipariş içerisinde birden fazla ürün olma ihtimali var. Değil mi? Dolayısıyla ana sipariş bilgileriyle, yani genel tutar,
kargo adres bilgileri, onaylandı onaylanmadı gibi vesaire bir sürü bilgiyle bu siparişe ait ürünler başka bir tabloda tutmak zorundayız. Çünkü biri birden fazladır. Tamam mı? Aynı sayıdaki ürün, aynı sayıdaki veriler tek tabloda tutulur. Örneğin kişinin adı, soyadı ve kişinin anne adı, baba adı, cinsiyeti bunlar tek bilgidir. O da dolayısıyla bunlar tek satırda tutulabilir. Ama kişinin örnek öğrenci otomasyonu için söylüyorum. Kişinin kişisel bilgileri ve kişinin aldığı dersler. Aldığı dersler nedir? Birden fazladır. Dolayısıyla aldığı dersler ile kişinin kendi bilgileri bir tabloda tutulmaz. Aldığı dersler ayrı bir tabloda tutulup ve ilişkilendirilir. Aynı buradaki gibi. Yaptığımız siparişin order ID'sini alıp aşağıda hangi order details'te satın alınan ürünler içerisinde ID ile ilişkilendirme yapıyor. Bakın burada ürünün adı yok. Ürünün herhangi bir şey görünmüyor order details'te. Ne var burada? Bir ilişkilendirme var. Yani product'tan getirecek adını vesaire. Bir tane de tablomuz vardı. Sepet. Onu koymayı unutmuşum. Hemen onu da yeri gelmişken koyalım. Evet. Şurada bir tane de basket, shop kart. ID. Bunu siliyorum. Burada da kullanacağımız hep aynı. Şu üç tane şey aslında şunu kullanacağız orada. Şöyle aşağı iniyorum. Order adet quantity kaç tane adet oldu? Müşteri adı, ürün şeyi fiyatına şeye koymuyoruz. Quantity koyduk. Evet. Sepete neyi atıyoruz? Bir ID oluşuyor. Kaç tane alacağımız var? Hangi müşterinin ürün almaya kalktı? Hangi ürünü aldı? Tarih. Evet. Belki IP'sini belki tutar, belki tutmayız. Çok önemli değil yani. Evet. Şu şekilde bir shop kartı da tanımlayabiliriz. İlişkiler zaten şurada customer ID, product ID. Oradan bir ilişki kuruyoruz. Burada bir de eklememiz gereken bunlar müşteri mesajlarımız. Yani müşteriden ziyade müşteri mesajları burada. Yani müşterinin bize gönderdiği mesajlar. İyi olan kişinin gönderdiği mesajlar. Bir de iletişim sayfasında bize ulaşın dediğimiz mesajlar. Bize gönderilen kontak mesajları diyelim daha doğrusu. Yani üye değil bir şeydi. Bizim iletişim formunda bize gönderilen mesajlar. Bunların durumları. Bir de sitemizin ayarları. Setting dediğimizde sitemizin ana sitemizin title'ı, description'ı, keyword'ü ana sitemizin bunları kişi değiştirmek isteyebilir. Dolayısıyla bunları da yönetmemiz gerekir. Resmi bilgileri, adres, firmanın resmi adı, adres, fax, telefon, e-mail bunlar bir
şeyin içerisinde, bir dokümanın içerisine ekleyebileceğimiz otomatik bilgiler, bir e-mailin altına ekleyeceğimiz bilgiler vesaire. Yani otomatik getirip bir yere konumlandırmak istediğiniz bilgiler arkadaşlar bunlar. Yani e-fatura kesiyorsa e-fatura için koyabileceğimiz bilgiler. Sosyal medya hesapları. Şurada e-mail ile ilgili şeyler. Yani e-mail gönderen bilgileri. Yani biz otomatik e-mail göndereceğiz sistem üzerinde. Bu bilgileri bir yerde kaydetmemiz lazım. Bu kaydedilen bilgilerden alınıp otomatik şifre hatırlatmadır. İşte mesajınız alınmıştı, siparişiniz alınmıştı, siparişiniz kargodadır. Kargo bilgileridir, siparişiniz bilmem ne vesaire. Yani müşteriyle ilgili çekilebilecek ya da bir kampanyadır. Kayıtlı müşterinize kampanya bilgilerini gönderiyorsunuz. Duyurular göndereceksiniz. Bunu arka planda bir e-mail yapacak. Yani bir e-mail hesabı yapacak. Havadan gönderemezsiniz. Dolayısıyla bu tip ayarları için bir server lazım. Bir server adresi lazım. Bir e-mail lazım. E-mail'in şifresi lazım. Ve portu lazım. Sanki sizin adınıza sistem üzerinden, mesela bir Gmail hesabınızın bilgilerini girerseniz Gmail üzerinden ilgili kişilere e-mail atacak ya da Hotmail'den ilgi duyacağınız kişilere e-mail atacak. Siz attıracaksınız yani. Siz otomatik yazılımını siz yazacaksınız yani burada. Yani sonuçta siz bir alışveriş yaptığınız zaman bir kargo verildiği zaman kişi sizin Hotmail'i açıp ya da bir web e-mail açıp sizin adresinizi bulup kopyalayıp ürününüz kargoya gönderilmiştir. Kargo bilgileriniz şunlar diye bir hantallık yoktur. Kargo bilgilerinizi eklediğiniz zaman oraya ayrı bir fonksiyon yazmış yazılımcı. Bu bilgileri bizim SMTP bilgileriyle yani kullanarak bu kişiye e-mail göndersin aynı zamanda sistem diyorsunuz. Kaydiyetle beraber o fonksiyon ilgili yere o e-maili gönderir. Bu şekilde bir yapı var. Sonra bazı sayfalar var hakkımızda. Kont iletişim sayfası, referanslar vesaire atabilirsiniz. Gibi temel şeyleri koyduk arkadaşlar. Yayıncı bilgilerimiz, haberlerle ilgili bir şey. Bunun tablo ikisi birbirinden ayrı. Biraz bitişik oldu, şöyle ayırayım. Evet. Ondan sonra resimler, şurada resimler. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar ürün resimleri, bir ürüne ait bir tane resim koydum şuraya. Gördünüz mü? Bir ürünün bir resmini koydum. Peki birden fazla resmi varsa ne yapıyorduk? Bir şeye ait birden fazla varsa ya şurada 4-5 tane imaj 1, imaj 2, imaj 3 açacaktım. Bu da nedir? Amatördür. Bu da mantıksız bir şeydir. Yani bir resim için bir tane de olabilir, 10 tane de olabilir. Bilemeyiz. Dolayısıyla sayısını net olmayan bir şey için birden fazla tekrarlanıyorsa o zaman ayrı bir tablo tutup o tablonun ID'siyle ilişkilendireceğiz arkadaşlar. Bir ID ilişkisi kuracağız ve o şekilde halledeceğiz arkadaşlar. Evet, bu tabloya baktığınız zaman sormak istediğiniz bir şey var mı bu tablo ile ilgili? Bu veri tabanı yapısı ile ilgili. Minimum sizin de kuracağınız veri tabanı bu şekilde olacak. Yani buna benzer olacak mesela. Yani eğer mesela alışveriş yapmıyorsa bu tablo hariç hepsi var. Yani alışveriş, ordu, bu hariç sizin projelerinizde de bunların hepsi olacak. Tamam mı yani? Zannetme ki A projesini seçtim daha az bir şey var. Diğer projeyi seçtim daha fazla bir şey var. Herkesin projesinde üyelik sistemi olacak, ana içerik olacak, müşteri mesajları olacak, kategoriler olacak, yorumlar olacak, resim galerisi yani birden fazla resim olacak, bize yazın mesajlar olacak, sıkça sorulan sorular olacak, varsa haber duyuru vesaire o olacak, sistem ayarlarımız olacak, belki şu tablo olmayacak yani şeye göre. Belki shop kart olmayacak. Eğer bir siparişiniz yoksa shop kart olmayacak. Yani onun dışında hepsi aynı arkadaşlar. Yani değişen bir şey yok. Evet, bunu paylaşacağım zaten. Payderpay biz de bunları oluştururken siz de zaten
Bunları görüyor olacaksınız arkadaşlar. Evet, veri tabanı yapımız 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde olmasını tasarlıyoruz arkadaşlar. Evet.